Bozluklu Avrupa Komisyonu genişleme raporuyla ilgili ülke raporlarını 2021 yılına ilişkin ülke raporlarını bugün açıkladı. O ülke raporlarından biri de Türkiye ile ilgiliydi ve Türkiye'ye ilişkin ifadelere Dışişleri Bakanlığı tarafından sert tepki verildi. Geçtiğimiz saatlerde yapılan açıklamada AB ile olumlu bir siyasi gündem oluşturmaya çalıştığımız ve üst düzey diyalogumuzu canlandırdığımız bir dönemde ne yazık ki aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve ülkemizle ilişkilerde yine çifte standartlı yaklaşımın sergilendiği bir Türkiye raporu Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmıştır denildi. Özellikle siyasi kriterlerle yargı ve temel haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz ifadelerine yer verildi ve Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Türkiye'nin karşı karşıya olduğu sınamalarla PKK, PYD, YPG, FETÖ ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin tehditlerini dikkate almayan bu yaklaşım Avrupa'daki AB ve Türkiye karşıtı radikal kesimleri mutlu etmekten başka bir amaca hizmet etmemektedir denildi. Rapordaki göç mutabakatı ile ilgili ifadelere de yine Dışişleri Bakanlığı açıklamasında tepki vardı. 18 Mart mutabakatının tüm boyutlarıyla güncellenmesi çağrımıza rağmen raporda mutabakatın sadece göç boyutuna yer veren ve Türkiye'nin yaptıklarını övmekle birlikte kendi yükümlülüklerinden bahsetmeyen AB'nin yalnız kendi çıkarlarına hizmet eden alanlarda bizimle günlük al-ver ilişkisi yürütmek istemesi kabul edilemez denildi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ve bu raporun AB'nin tutarsızlıklarına yeni bir örnek teşkil ettiği vurgulandı.